Başbakan Binali Yıldırım'dan müjde üzerine müjde. Haydi EYT'liler, haydi emeklilikte yaşı bekleyenler. Emekli olacaksınız inşallah. Destekleyin bizleri. Destekleyin, parti ayrımı gözetmeden, muhalefet demeden, iktidar demeden destekleyin. Gerçekten bu kanunun çıkması için iktidar partisi milletvekillerinin oyuna, reyine ihtiyaç var. Onun için aman iktidardan olmasın, iktidar yapmasın. Neden yapmasın? İktidar yapacak. Muhalefet partilerinin oyu yetmiyor ki. Onun için Başbakan Binali Yıldırım'ın bu müjdesine önem verelim. Güzel bir müjde. Başbakan Binali Yıldırım'dan müjde üstüne müjde. Başbakan Binali Yıldırım partisinin grup toplantısında konuştu ve müjde üstüne müjde verdi. Emeklilikte yaşa takılanlar son haber ne diye merak edebilirsiniz. 2016 yılında EYT'ye çıkacak mı? Son dakika gelişmeleri. Emeklilikte yaşa takılanlar son haber 2016 yılında açıklamalarla birlikte geldi. EYT'ye çıkacak mı? Yani emeklilikte yaşa takılanlara kanun çıkacak mı? Çıktı mı? Son dakika detayları birazdan. Herkesin büyük umutlarla meclise gelmesini beklediği emeklilikte yaşa takılanlar 2016 yılında henüz sonuçlanamadı. Önce CHP'li Candan Yüceer tarafından mecliste gündeme getirilen ardından Süleyman Soylu'nun açıklamaları ile EYT üyesi 2016 yılında emeklileri umutlandırmıştı. 2016 yılında EYT'lileri umutlandırmıştı. Emeklilikte yaşa takılanlar son durum bilgileri. Emeklilikte yaşa takılanlar, son durum gelişmeleri hakkında henüz yeni bir durum olmasa da mecliste tekrar gündeme geldi. Canan Yüceer, 1999 yılında, ki Canan Yüceer, CHP milletvekili, Canan Yüceer 1999 yılında oluşturulan 4447 sayılı kanunda emeklilik yaşının kademeli olarak yükseldiğini, Anayasa Mahkemesi'nin kanunla ilgili hükmü iptal etmesinden sonra 2002 yılında 4759 sayılı kanun çıkarılarak emeklilikte kademeli için yeniden düzenlendiğini söyledi ve bu kanun hükmü gereği sigortalılar prim ödeme gün sayısını doldurmuş olsalar dahi emekli ayından yararlanmak için öngörülen yaş koşulunu sağlayana kadar beklemek zorunda kaldılar. Bu durum prim gün sayısını ve kanunda öngörülen çalışma yılını doldurmuş olan ancak 4759 sayılı kanununa da belirtilen yaş koşulunu sağlayamayan sigortalılar açısından hak kaybına neden oldu dedi. Canan Yüceer böyle dedi. Bu kanun da 2002 yılında çıktı. 2002 yılında AK Parti hükümeti vardı. Yaşı 65'in üzerinde olup prim günü yetmeyenler için ise gerekli düzenlemeler bekleniyor. Emeklilikte yaşa takılanlar son durum ile ilgili bakanlıklar arasında uzlaşma sağlanırsa eğer düzenlemelerin gerçekleşeceği belirtilmiştir. Bu da prim günü şartına takılan 300 bine yakın vatandaş için sevindirici bir haber oluyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu da bununla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Bu durum bakanlar arasında uzlaşma sağlanırsa düzenlenecekti. Neredeyse düzenlenecekti. 300 bine yakın emeklinin sorunu olan bu durum da yasal düzenleme ile birlikte belirli bir yaşın üzerindekilere eksik birimleri borçlanma imkanı sağlayacaktı. Aynı kanunun bir benzeri de bağkurlar için bekleniyor. Onlar da borçlu olduğu dönemde döneme ait hizmeti dondurmak istiyordu. 9 Eylül 1999 yılından önce sigortalı olan ve gün dolduranlar için yeni bir kapı açıldı. Emekliler için torba yasa yeni bir umut kapısı oldu. Ve yeni formüller gündeme geldi. Yaklaşık 6 milyon kişinin mağdur olduğu EYT'si ilgili Candan Yüceer bu sorunu ortadan kaldırması için teklif sundu. Emeklilikte yaşa takılanlar 2016 yılı ile ilgili devletin genç, işveren ise yaşlı bulduğu bu kesim ne çalışmakta ne de iş bulabilmektedir. Mağduriyetler anca giderilmelidir. AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım partisinin Türkiye Bitme Sesi grubunda konuştu. İşte o konuşmadan satır başladı. Esnafın borcu yapılandırılıyor. Esnaflarımızın gecikmiş borçlarının faizlerini tamamen silip kalan borcu yeniden yapılandırıyoruz. Hayırlı olsun. 110 bin esnafımızın tamamını 400 trilyonluk yükten kurtarıyoruz.
hesaplarımız borcun ana parasını ödeyecek. Bu ana parası taksitlendirilecek. Çiftçilere bayram öncesi ödeme. Çiftçilerimiz için de müjdelerimiz var. Tarım ülkesi için stratejik bir sektör olan tarım potansiyelimizi açığa çıkarmak ana hedeflerimizden birisidir. Buğda hasadı bugünlerde devam ediyor. 1,5 ay içerisinde 250 bin ton buğday alımı gerçekleşecektir. Çiftçilerimiz ürünlerini toprak mahsulleri ofisine satmak isterlerse paralarını bayramdan önce alabileceklerdir. 2016 yılı için yetmeklik buğday alım fiyatının ton başına 910 lira olarak belirledik. AK Parti çiftçilerimizin hem iyi dostudur hem kara gün dostudur. İyi günde de kara günde de çiftçilerimizin dostuyuz. Topraklarımızı geleceğimiz olarak görüyoruz. EYT yani emekli yaşı takılanlara bayram müjdesi. Emekli yaşı takılanlar için hemen EYT müjdesi kapıda. Siz de emekli yaşı takılanlardansınız. Müjdeyi hükümet verdi. 27 Haziran 2016 Pazartesi. Evet, 27 Haziran 2016 Pazartesi günü Başbakanımız böyle konuştu. Emeklilikte yaşa takılanlar son durum. Emeklilik var mı? EYT'ler emekli olacak mı? EYT'lere müjde var mı? Yani emeklilikte yaşa takılanlara müjde var mı? Bunlar emekli olacaklar mı? EYT, emeklilikte yaşa takılanlara bayram müjdesi. Emeklilik ve EYT emeklilik müjdeleri son durum neler? Emeklilikte yaşa takılanlar için hemen EYT müjdesi kapıda. Siz de emeklilikte yaşına kılanlardan sonra müjdeyi hükümet verdi. Emekli olma şartını az sonra söyleyeceğiz. EYT son durum nedir? Emeklilikte yaşına kılanların merakla beklediği emeklilik müjdesi tamam mı? Kimler ne zaman emekli olacak? İşte emeklilik müjdesi. Milyonlarca vatandaşın heyecanla takip ettiği emeklilikle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Peki, emekli olmak için gerekli şartlar nelerdir? Kimler emekli olabilecek? İşte emeklilik şartları ve ne zaman yürürlüğe gireceğiyle ilgili merak edilen detaylar haberimizde. Az sonra. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı emeklilikle ilgili yeni yasa teklifini görüşmeye hazırlanıyor. Bu emeklilikte yaşa takılanlar hakkındaki yasadır ha. Bir süredir kamuoyunun merakla beklediği emeklilikte yaşa takılanların emeklilik yasasının geçmesi halinde binlerce kişi için emeklilik kapısı açılacaktır. Geçtiğimiz yıl içerisinde yaşı gelen fakat prim borcu bulunan vatandaşlar için yeni bir düzenleme hayata geçirilmişti. Ziraat Bankası ile birlikte yürütülen çalışmaya göre vatandaşların çift faiz oranları ile kredi imkanı tanınmıştı. Bu sayede prim borcunu ödeyen kişiler emeklilik maaşı alma hakkını kazandılar. Şimdi ise prim borcu bulunmayan ama yaşa takılan vatandaşlar için düzenleme yapılıyor. Kanundan yararlanabilmemiz, yani kanundan bu kişilerin yararlanabilmesi için ise 8 Eylül 99 tarihinden önce sigortalı olmamız gerekiyor. Yani 8 Eylül 1999'dan tarihinden önce sigortalı fakat yaşı bekliyorsa bunlar için kanun var. Bu tarihten itibaren sigortalı olan kişiler 360 gün içerisinde emekli olabileceklerdir. 300 bine yakın vatandaşın bu emeklilik kanunundan yaralanması bekliyor. Çok güzel olur. Ayrıca emeklilikte yaş bekleyenlerin kurulu ekonomik koordinasyon kurulu toplantısında masaya yazdırıldı. Başbakan bir araya yazdırım diye düzenlediği için Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na talimat verdi. İnşallah sizde de bir araya izlemek olsak. Valla aslında çok iyi olur. Şimdi 25 yıl bazı yaşayacağız. Ondan sonra bir de 65 yaşa bekleyeceğiz. Emeklilikte yaş sınırına takılan yaklaşık 300 bin kişi bulunuyor. Bu kişilere emeklilik yolunu açmak için hazırlanacak hatta Başbakan Binali Yıldırım'a sunulacak. Son kararı Bakanlar Kurulu verecek. Vallahi benim de aşağı yukarı bulmak üzere. Eğer öyle bir şey olursa çok iyi olur. Çıkarsa iyi olur bizim için. Yaşı beklemeden. Tamam. Sigortalı olarak günün sayısını doldurmak.